Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifim arkadaşlar pancar sarması veya pancar dolması. Her ne derseniz deyin, inanılmaz müthiş lezzetli bir sarma arkadaşlar. Ziyaretime gelen Emine abla bahçesinde yetiştirdiği pancarlardan bana da getirerek eli boş gelmemiş. Çok sağ olsun. Ben de hem turşusunu hem sarmasını yaparak sizlere iki tane farklı tarif hazırladım. Pancarlarımızı öncelikle yapraklarını güzelce yıkıyoruz. Daha sonra sap kısımlarını turşuda kullanmamız için bu şekilde kesiyoruz. Zaten sarma sararken o sert kısımlarını kullanmayacağımız için ben turşusu yapımında kullanmayı tercih ettim. Bıçakla veya makasla keserek o kalın sert kısımlarını alabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ve bunları atmıyoruz ve yapraklarını da bu şekilde ayırıyoruz. Yapraklardaki o damarını nasıl daha kolay ayırırız arkadaşlar gösteriyorum sizlere. Makas alarak ortasından bu şekilde keserseniz inanılmaz pratik oluyor. Gördüğünüz gibi. Sizlere de fikir olsun. Evet, saplarını ayırdığımız yapraklarımızı haşlamak için derin ve geniş bir tavamıza veya tenceremize sıcak su koyalım, kaynamaya bırakalım. İçerisine hiçbir şekilde tuz, limon tuzu veya limon suyu eklemedim. Sadece sıcak su kaynattım. İçerisinde kısa bir süre yaprakları rengi dönene kadar beklettim. Daha sonra soğuk suyu alıp şokladım. Ve aynı şekilde yaprakların bitene kadar haşlama işlemini uyguladım. Kısa bir süre haşlıyoruz. Çok haşlamıyoruz arkadaşlar. Kısa bir süre zaten rengi dönecektir. Ve daha sonra yapraklarımızı soğuk suda şokladıktan sonra bu şekilde süzdürüyoruz. Gördüğünüz gibi yapraklarımız incecik, tazecik. Bu şekilde ön hazırlığını yapmış oldum. Saplarından da dal turşusu yaptım. Pezik turşusu arkadaşlar. Bu tarifimde daha sonraki videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca paylaştığım videolarımı kaçırmamak için kanalıma hemen abone olarak ve zil sesini açarak takip edebilirsiniz. Bu sayede paylaştığım tüm videolarımı kaçırmamış olursunuz. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle de lütfen kanalımda beni yalnız bırakmayın. Evet, şimdi sarmamızın iç harcına geçiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 3 çay bardağı kadar pirinç kullandım. Pirinci önceden bir 15 dakika kadar ılık suda beklettim. Daha sonra süzdüm, yıkadım. Yaklaşık 300-350 gram kıyma kullandım. Bir tane baş soğan. Gördüğünüz gibi yarım yemek kaşığından biraz fazla biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, biraz nane, bir çay bardak zeytinyağı, yarım çay bardak su. Evet. Bir küçük tutam dereotu maydanoz. Dilerseniz taze nane de kullanabilirsiniz. Eğer seviyorsanız nar ekşisi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sumak veya nar ekşisi. Ben bu şekilde hazırladım bu kez harcımı. Sarmalarımı ben genelde zeytinyağlı yapmıyorum. Kıymalı yapıyorum. Evet, iç harcımı da hazırladıktan sonra artık sarmama geçebilirim. Zeytinyağlı olmadığı için arkadaşlar sarmalarımız biraz tombiş olacaktır. Dolgulu dolgulu. Ben bu şekilde seviyorum. Bunun için birazcık şişko olacaklardır. Parmak sarma olmayacaklardır. Ama siz parmak sarma seviyorsanız iç harcını az koyarak incecik sarmalar sarabilirsiniz. Sararken arkadaşlar iki şekilde sarabilirsiniz. Bir katlayarak kenarlarını iç kısmına kıvırarak sarabilirsiniz. Bir diğer şekliyle içine kıvırmadan normal şekilde sararak daha sonra parmağınızla içine katarak şekil verebilirsiniz. Bu işlemleri dışına çıkmasın diye pirinç harcımız dışına çıkmasın diye yapıyoruz. Eğer açık bırakırsanız pişerken içerisine mutlaka pirinçler çıkacaktır, dağılacaktır ve bu da hoş bir görüntü olmayacaktır. Eğer bunu istemiyorsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim.
Sararken ya içe katlayıp yapın ya da benim gösterdiğim şekilde parmakla içerisine kenarlarını katarak sarabilirsiniz. Evet, sarmalarımız artık bittiler. Gördüğünüz gibi ben bu kadar sarma sardım iç harcıma göre. Geri kalan yaprakları da derin dondurucuya kaldırdım. Poşetin içerisine koyup bir dahaki sefere kullanmak için. Şimdi tenceremin tabanına yırtık olan yapraklardan tabanına koydum. Tutmaması için, dibi tutmaması için her ihtimale karşı sarmalarımızın dibi tutmasın. Bu şekilde tenceremin tabanına yapraklardan yerleştirdim. Daha sonra sarmış olduğum sarmalarımı yerleştirdim. Evet, sarmalarım bu şekilde. Gördüğünüz gibi birazcık etli etli oldular ama lezzeti inanılmaz güzeldi. Dediğim gibi kıyma harçlı kullandığım için birazcık içerisini daha çok dolgun yapıyorum ben. Ve Türkiye'den getirdiğim sarma kapağımı kullandım. Müthiş pratik oluyor bu arkadaşlar. Eğer yoksa mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Daha önceden tabak koyup üzerine tekrardan küçük bir tas koyup su koyuyordum. Bu şekilde kalkmaması için uğraşıyordum. Ama inanılmaz pratik oluyor bu sarma kapağı. Sizler de mutlaka alın derim. Evet, suyunu arkadaşlar yaklaşık 2 çay bardak su kullandım. Biraz tuz ekleyip bunu sarma kapağımın üzerine döktüm. Bir tane kaşık da tereyağı eklemiştim. Bu şekilde pişmeyi bıraktım. Yaklaşık bir yarım saat 35 dakika civarı orta ateşte sarmalarımı pişirdim. Ve piştikten sonra servis tabağıma aldım. Üzerine yoğurt gezdirerek birazcık da çorba yapmıştım. Çorbamın sosundan kırmızı toz biberli tereyağlı sostan gezdirerek servis yaptım. Biz çok beğendik. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle beni yalnız bırakmayın. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.